Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Çıtır çıtır bir börek tarifiyle geldim. Tavada gözleme yapacağız. Bu kez hamurunu farklı yapacağız. Çünkü ıspanaklı bir börek yapıyoruz. Neyi neden yaptığımızı anlatarak başlayalım inşallah. Hamurunu yoğurmakla başlıyorum. Hamurun içinde bu kez yoğurt ve yumurta var. Bu da ıspanağa karşı hamurun daha mukavemetli olmasını sağlıyor. Kabartma tozu, un ve sütle beraber güzel bir hamur yoğuruyoruz. İçine sıvı yağ koyduk. Hem lezzetini hem de yine hamurun mukavemetini arttıracak. Ispanak da pazıydı gibi içine ıslaklık veren iç malzemeleri genelde böreğin içine hamurlaştırır. Bugün fırın kullanmayacağız, tavada yapacağız. Bunun için çok da lezzetli bir hamur ortaya çıkardım. Gördüğünüz gibi hamuru 15 dakika dinlendirdim. İçindeki gluten ortaya çıktı. Şimdi artık onu bezelere ayırabilirim. Hamuru bezelere ayırdım. Şimdi üzerine bir nemli bir bezle örtüp yaklaşık bir yarım saat kadar dinlendireceğim. Ben de bu sırada iç malzemesini hazırlayacağım. Ispanaklı iç harcında en önemli püf noktası ıspanakların iyi kurulanması. Yıkadıktan sonra mutlaka bir sebze kurutucusuyla kurutun. Hiçbir üzerine su kalmasın. Ispanakları doğramayı tamamladım. Şimdi içine 2 tane soğan ekleyeceğim. Soğanla da yemeklik doğruyorum. Eğer soğanlı çiğden eklerseniz çok lezzetli olmaz. Bir de biz istiyoruz ki ıspanak içinde biraz ölsün. Fakat bunu tavada yapmayacağız. Nasıl yapacağız anlatacağım. Sadece bu tarifte değil, bütün ıspanaklı puzzle tariflerinizde bu yöntemi kullanabilirsiniz. Yağ ve soğanı tavaya aldım. Ocağın üzerine koyuyorum. Biraz orada sotelenecekler. Ben de bu esnada ıspanağın diğer malzemelerini içine ilave ediyorum. Kahvaltıdan kalmış kırık peynirler olur, tulum peynir olur. Peynir ıspanağın o gerenliğini alır. Biraz yumuşak bir lezzet verir. Bir yumuşak lezzet veren diğer malzeme de şekerdir. Onu da ekleyeceğiz inşallah. Peyniri ve baharatlarını kırmızı pul biber ekledim. Karabiber ekledim. Tuzunu içine ilave ediyorum. Daha sonra içine sotelediğim yağ ve nanesini ilave edeceğim. Buradaki sıcak yağ bütün ıspanağın böyle güzelce örmesini sağlayacak. Ama içinde o nefis suyu hala kalacak. Eğer tavaya alırsanız ıspanağı bütün suyunu salacaktır. Bütün lezzeti gidecektir. Her yaptığınız ıspanaklı tarifte bu iç harcını kullanırsanız çok daha lezzetli bir ıspanaklı börek, ıspanaklı pide yersiniz. Şekeri içine ilave ettim. Şöyle bir karıştırıyorum. Bu esnada içine 2 yemek kaşığı kadar un ya da nişasta da eklerseniz ıspanağınız daha az sulanacaktır. İçinde daha bir kıvamlı olacaktır. Ispanağı hazırladım. Kenara alıyorum. Başlayacağım kenarda dinlenmiş olan hamurlarımı açmaya. Hamur açarken un ve nişasta karışımından faydalanacağım. Varsa evinizde nişasta da eklerseniz daha kolay açılacaktır. Ve çıtır çıtır olacaktır bütün gözlemeleriniz. Bizim de istediğimiz bu. Yani tavada piştikten sonra bile, o sofraya geldikten sonra bile şöyle dış yüzeyi çıtır çıtır bir gözleme istiyoruz. Oklavamla başlıyorum bol unlu açmaya. Ben genelde bir kere un koyuyorum gözlemeye. Bol unla başladığınız zaman sonuna kadar yetiyor. Hamuru çok sert tutmayın bu esnada. Biraz daha yumuşak hamurlar çok daha kolay açılacaktır. Sadece bir yufka açılımını göstermek istedim. Eğer hiç yufka açmayı bilmiyorsanız buraya yufka açmayı bilmeyenler için hazırladığım videoyu ekliyorum. Linke tıklayarak bakabilirsiniz. Açmış olduğum yufkanın üzerine belirli aralıklarda çok fazla içine yığmadan ıspanak serpiştiriyorum. Nerelere serpiştirdiğime dikkat edin. Katlanacak yerlere serpiştirmedim.
Gözlemimi katladıktan sonra en üst kısmına da çok az ıspanak ekliyorum. Burada ıspanak eklememin sebebi her katının ıspanaklı olmasından ziyade katların birbirinin arasında hava boşluğu oluşturması. Bir tane gözlemeyi tamamladım. Şimdi ocakta kızdırmış olduğum tavanın altını güzelce kıstım. Kısık ateşte hafif zeytinyağı ile birlikte altın üstünü yağlayarak ters düz ederek kısık ateşte pişireceğim. Böylece çok daha çıtır ve bütün katları güzelce pişmiş gözlemeleri elde edeceğim. Sizleri sıkmamak adına bir tanesinin daha içini nasıl serpiştirdiğimi göstermek istiyorum. Dediğim gibi ıspanağı içine çok fazla yığmayın. Belirli aralıklarla olsun. Bir tarafına fazlaca çok ıspanak gelmesin. Ve katladığınızın üzerine tekrar ıspanak koyuyoruz. İçine herhangi bir sos hazırlamanıza gerek yok. Hamurumuz zaten çok lezzetli. Ve ıspanağımız da çok güzel soslu. O yüzden başka bir sosa ihtiyacı yok. Nar gibi kızarmış haline bir göz atın. Ne kadar güzel şiştiğine, ne kadar güzel kabardığına bir bakın. Üzerine zeytinyağı ile birlikte lezzetlendiriyorum. Ve tahtamın üzerine alacağım. Keseceğim, şöyle size ara katlarını bol bol göstereceğim. Farklı bir gözleme hamuru hazırladım bugün. Çok lezzetli oldu ama dediğim gibi ıspanağa karşı çok da mukavemetli oldu. Hiç asla hamurlaşmadı. Bunu ara katlarını göstererek bol bol göstereceğim. Deşe deşe göstereceğim. Hamuru ayrı, lezzetli, kıyır kıyır. İçindeki ıspanağı böyle tam kıvamında pişmiş bir ıspanaklı gözlemeler hazırladık. Fırın kullanmadık, kolayca hazırladık. Üstelik bu hamur çok kolay açılıyor. Hiç hamur açmayı bilmiyorsanız bile bu tarifle birlikte başlayabilirsiniz bence. Çok lezzetli olan bu ıspanaklı gözlememi inşallah sizler de denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşmanız önemli. Sizler beğendikçe YouTube bizleri daha fazla öneriyor ve daha çok insana ulaşıyoruz. Lütfen videomu faydalı bulduysanız beğenin. Yeni yeni videolarda, yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.